Bu videoda The Walking Dead 10. sezon final bölümü hakkında yayınlanan bazı fotoğraflar hakkında konuşmak istiyorum. The Walking Dead kalan 6 bölümü için yayınlanan 40-50 fotoğraf var. Bu videoda daha çok bu fotoğraflar içerisinde yer alan Lucille ve Negan fotoğrafları üzerinden konuşacağız. Yayınlanacak 6 bölüme baktığımızda bu bölümler arasında en sıkıcı olanın Daryl ve Carol bölümü olacağını düşünüyorum. Çünkü çok standart ve hikayeyi çok az ilerleten bölüm olacak gibi duruyor. Hadi şimdi videoya geçelim. Telegram severlerin bilgisine, artık Telegram'da da bir kanal açmış bulunmaktayım. Telegram kanalıma açıklama kısmındaki linkten erişebilir ve katılabilirsiniz. Öncelikle yayınlanan bu fotoğraflar arasında mesela bir de Negan ve Carol'ın fotoğrafı var. Burada Carol Negan'a gitmesi gerektiği tarzında bir şey söylüyor olabilir. Bu sahne hapishane zamanındaki Rick'in Carol'ı yanına çağırıp David ve Karen adlı karakterleri öldürdüğü için terk etmesi gerektiğini söylediği sahneyi anımsatıyor. Carol'ın da burada Negan'a gitmesinin herkes için daha iyi olabileceği tarzı bir şey diyeceğini düşünüyorum. Negan hakkında herkesin onun gitmesi gerektiğine kararına varacağını düşünüyorum. Çünkü Negan, Herschel ve Maggie'nin etrafında kalamaz. Bunun sebebi ise Negan'ın herkesin hatıralarında bir leke olarak hatırlanmasından kaynaklanıyor. O yüzden herkesin Negan'ın gitmesi gerektiğine karar vereceğini düşünüyorum. Dizinin başlamasına 3 hafta kaldı. Hatta AMC Plus sahibiyseniz 2 hafta kaldı diyebiliriz. Carol ve Negan'ın olduğu bu fotoğraftaki sahnenin ben son bölümden olacağını düşünüyorum. Çünkü 21. bölüm Carol ve Daryl odaklı olacak. Carol'ın bölümlerinde odak noktası Henry, fısıldayanlar ve diğer yaşadığı travmalar olacaktır. Belki Negan'da olabilir ama bu en fazla onun kaçması izin vermesiyle ilgili olacaktır. Bu konu dışında Negan'dan ilk bölümlerden hemen bahsedeceklerini sanmıyorum. Burada Lucille elinde bir silahla görüyoruz. Aslında bu sahneyi fragmanda görmüştük ama burada daha profesyonel bir çekim gibi duruyor. Burada ise Negan'ın pijama tarzı kıyafetler ve elinde bir çekişle görüyoruz. Bu sahne aslında Lucille'ın fotoğrafıyla bağlantılı. Burada aylaklar büyük ihtimalle dışarıda olan jeneratöre saldırıyorlar ve Negan da bu sorunu çözmek için dışarıya çıkmış. Bu noktada dikkat etmemiz gereken şey Negan'ın aylaklar tam olarak başa çıkamadığını unutmayın. Aylakları öldürebiliyor fakat öldürmekten çok fazla zevk almıyor. Bu yüzden bütün işi yapan genellikle Lucille olacak. Burada ise Maggie ve Judith'in fotoğrafı var. Maggie, Judith'in büyümüş haliyle oynayan karakter geldiğinden beri ortalıklarda yoktu. O yüzden bu iki karakteri beraber görmek gerçekten de çok güzel. Hatırlarsanız Maggie, Judith'in doğumuna yardım etmişti. O yüzden bu ikilinin arasında olacak bağı da görmek güzel olacak. Burada Negan'ı Lucille'ı tutarken görüyoruz. Bu fotoğraftaki belki gerçek Negan değildir. Yani Negan geçmiş halidir ve bunca zamandır Negan'ı rahatsız ediyor olabilir. Bu bölümde acaba bir yüzleşme gibi bir şey olacak mı merak ediyorum. Yani kurtarıcı kötü Negan bunca zamandır Negan'ı kötülük yapmak için zorluyor ve Negan da bununla başa çıkmıyor olabilir. Yani bir şekilde onu zorlayan, kendi karakterine benzeyen ama kötü olan bir Negan onun iç ruh halini sıkıştırıyor olabilir. Buradaki fotoğrafta ise Negan'ı tekrardan gündelik kıyafetleriyle beraber görüyoruz. Bu fotoğraf kıyamet olayları başladıktan sonra. Bunu saçına bakarak söyleyebiliriz. Bu biraz tuhaf çünkü Negan'ın saçları aslında ilk gördüğümüzde daha koyu renkteydi. Burada ise saçları daha açık renkte. Negan ayrıca burada seruma bağlı. Lucille da bildiğiniz gibi bir sahnede seruma bağlıydı. Lucille'ın serum takmasının sebebi büyük ihtimalle onun hayatta kalmasına yardımcı olduğu içindi. Negan'ın neden serum taktığını bilmiyorum. Acaba o da mı hasta oluyor ya da Lucille'ın ne hissettiğini mi anlamaya çalışıyor? Bunu tam olarak amacını anlamış değilim. Belki de içecek su bulamamışlardır. Bu da sadece su ihtiyaçlarını karşılayan bir serumdur. Negan'ın da kanser olduğunu sanmıyorum ya da serumu nasıl takacağını öğrenmeye çalışıyor gibi bir şey de olabilir. Şimdilik bu serum olayının hangi anlama geldiğini öğrenmek için beklemeliyiz. Bu sahne büyük ihtimal bölümün ilk başlarında olacak çünkü bir arabaya doğru yürüyor gibi gözüküyor ve belki de daha kanser olduğunu öğrenmemiştir. Ya da en kötü ihtimalle daha yeni öğrenmiştir. Ayrıca sanki bir şey düşünüyor ya da şoka uğramış gibi bir yüz ifadesi var. Burada ise Negan ve Lucille evlerindeyken görüyoruz. Lucille'ı sol tarafta aynı kıyafet ve saçta görüyoruz. Negan da burada daha genç gözüküyor. Saçı ise kolunda serum olan fotoğraftakine göre daha koyu duruyor. Burada belki Negan Lucille'ın kanser olduğunu yeni öğrenmiş olabilir. Lucille'ın kanser olma süreci daha farklı olacak gibi gözüküyor. Çizgi romanda Lucille Negan'ı çocuklarla dalga geçerken buluyor ve daha sonra da Lucille bayılıyordu ve hastanede kanser olduğunu öğreniyorlardı. Dizide bunu yapacaklarına benzemiyor. Lucille bu sahnede Negan'a kanser olduğunu söyleyecektir ve aralarında duygusal bir an geçecek. Yayınlanan fotoğraflar ve beklentilerimiz bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzda daha fazla içerik görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.